Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en az uzay kadar enteresan ve keşfedilmeyi bekleyen bir olaydan bahsedeceğim. Denizlerin ve okyanusların en diplerinden. Ama aralarında bir tanesi var ki gizemini keşfedildiği günden beri koruyan ve birçok efsaneye sahne olan Mariana Çukuru'ndan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle Mariana Çukuru'nun nerede olduğundan bahsedelim sizlere. Büyük okyanusun batısındaki Mariana Adaları'nın en büyüğü olan ve en güneyindeki adası olarak bilinen Guam Adası'nın güneybatısında Japonya ve Endonezya'nın tam ortasında yer alıyor. Biraz da özelliklerinden bahsedelim. Çünkü bahsettiğimiz bu çukur daha derin bir çukur bulunana kadar dünyanın en derin noktası olarak biliniyor. Derinliği 10.994 metre yani yaklaşık 11 kilometre. Uzunluğunun 2542 metre, genişliğinin ise 69 kilometre olan dev bir çukurdan bahsediyoruz tam olarak. Peki bu çukur nasıl oluştu dersek, bu da araştırmalara göre iki levhanın birbiriyle çarpışması sonucu birbirlerinin altına kayması sonucu oluştuğuna inanılıyor. Demiştik ya sizlere en az uzay kadar keşfedilmeyi bekliyor diye. Bizim gibi düşünen insanlar buraya ilk olarak Amerikalı asker Donald Walsh ile İsviçreli bilim insanı Jack Spickard 1960 yılında özel bir denizaltı ile tabana tam 5 saatte inmeyi başarmış. Fakat sadece 20 dakika kalabilmişlerdir. Ve bu onlara karada ve denizlerde dünyanın en derin noktasına inmeyi başarabilen ilk insanlar unvanını vermiş oluyor. Biliyorsunuz ki 2012 yılında Titanic, Terminator, Avatar gibi filmlerin yönetmenliğini yapan James Cameron kendisine yaptırdığı özel bir araç ile 156 dakikada inmeyi başardı. Ve 3 saat orada kalmayı da başardı ve dünyanın en derin noktasına inmeyi tek başına başarabilen ilk insan oldu. En derine indiğinde yüzeyin sanki aya benzediğini ve seslerin karanlığın çok ürperdici olduğunu söylemiş James Cameron. 3 saat orada kalmayı başardı diyoruz. Çünkü 11 kilometre derinliğinde olan çukurda suyun verdiği basınç şu anki hissettiğimiz basıncın tam 1000 katı. Yani o kadar tehlikeli bir durum ki en ufak bir hatada hamur gibi olmak mümkün olan bir yerden bahsediyoruz sizlere. Peki Mariana Çukuru'nu bu kadar efsane yapan unsurlar sadece bunlar mı? Tabii ki de hayır. Çünkü bu derinlikte bu çukurda hayat olması imkansızken ve soğukluğun dondurucu olması beklenirken en dibinde hayat da var, ısı da aslında. Bu ikisini de açıklaması var. Neden? Soğuk değil de sıcak dersek magmaya olan yakınlığı sonucunda zaman zaman volkanik patlamalar gibi su altında da böyle olaylar oluyor. Ve bu da oranın ısınması için yeterli bir sebep. Peki nasıl hayat var diye soracak olursak bilim insanları bu derinliğe ve basınca alışık olan ve dayanabilen canlıları keşfetti bu çukurda. Yani düşünülenlerin tam aksine bir sonuç çıkartıyor bu da. Hatta bu çukur ile birlikte bazı yaratıkların da olduğuna ve bunların gördüklerini iddia eden insanlar da var kayıtlarda. Dev yılanlara benzeyen yaratıklardan tutun da değişik tiplerde köpek balıklarına hatta devasa büyüklükte balıklara kadar. İlginçtir ki bu bilgileri bölgede bulunan yerlilerin bilmesi biraz güçken kendi iç güdülerinden midir yoksa yaşadıkları olaylardan mıdır Mariana Çukuru'na değil gitmek yakınlarından bile geçmiyorlar. Olay bu kadar gizemli olunca konular da bitmiyor tabi ama bu seferki üzücü bir olay. Bu çukura düşüp ölen bir insan var. Hatta o bir Türk. Cemil Çakır adında yük gemisinde çalışan bir işçi. Arkadaşların anlattıklarına göre bir şey gördükten sonra denize atladığını, intihar ettiğini söyleseler de bir cinayete kurban gittiğiyle ilgili iddialar da ortaya atılıyor. İşin kötü tarafı da Cemil Çakır'dan bir daha haber alınamamış. Aslında bakarsanız böyle bir çukurdan ziyade deniz ve okyanusların hepsinin böyle gizemlere ve apayrı efsanelere karışmış olması bile apayrı birer gizem iken bu kadar az bilgilerin olması da apayrı üzücü bizler için. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.